Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Yağmurlu bir Sivas gününden herkese merhaba. Bugünkü video konuğumuz Renault Trafic. Renault'un Trafic modelinin YouTube'da çok fazla videosu yok arkadaşlar. Bu otomobil bize Düzce'den geldi. Bir toptancı izleyenimiz kardeşimizin arabasıymış. Buraya da işe geldiğinde bize yazdı ve biz de buluştuk. Otomobilin şimdi videosunu yapacağız arkadaşlar. Trafic ilk defa 1980'de üretimde başlanan bir model. Şu an görmüş olduğunuz otomobil 2001 yılında üretime başlayan kasası. Araç 2013 model arkadaşlar. 2001'de çıkanın makyajlı hali. Bir de sonrasında bir nesli daha çıktı ama son iki nesli aslında birbirine çok benziyor. Neredeyse birbirinin aynısı. Trafiğin en belirgin özelliği şu, şoför mahalli yani ön taraftaki yaşam alanının tepe kısmı birazcık böyle yüksekten geliyor. O yüzden otomobil biraz karakteristik, her yerde tanınabilen bir otomobil. Makyajlı kasayla birlikte ön tamponlar, panjurlar falan değişti biliyorsunuz. Yeni Renault görünümüne bu otomobil de geçmiş oldu. Aracın 2 litre benzin, 2 farklı 1.9 dizel, 2 farklı 2 litre dizel, bir de 2.5 dizel versiyonları var bu kasanın. Yeni kasada 1.6 dizelleri de bir süre gelmişti ama artık 2.0 dizel olarak geliyormuş onlarda. Test konumuz olan araç 115 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. 0-100'ü de 14 saniye fabrika verilerine göre 2 tondan biraz daha hafif bir ağırlığa sahip. Yalnız test konumuz olan araçta bir yazılım var. Onunla birlikte 140 beygir güç ve 390 Nm civarında bir tork üretiyor. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Bu arada trafiğin birkaç farklı versiyonu var. İşte arka kısmı komple kapalı olan, komple cam olan veya tek camlı, sadece arkada bir sıra koltuk olan versiyonları var. Türkiye'ye gelmeyen daha özel VIP versiyonları da varmış bu otomobilin. Bu tarz bütün otomobillerde olduğu gibi. Şimdi şöyle detaylarına geçelim isterseniz. Ön tarafta Renault'un o dönemlerde tüm modellerinde kullandığı panjur ve far tasarım var. Bu otomobil Opel olarak da üretiliyor arkadaşlar. Bazı pazarlarda Citroen ve Nissan olarak da üretilebiliyor. Aslında otomobil aynı otomobil, motorlar aynı fakat farklı firmalar, farklı markalar bunu üretebiliyorlar. Biliyorsunuz bu tarz ticari otomobillerde mesela Peugeot'un 301'i de buna dahil birçok farklı firma üretiyor. Fiorino'da da yine aynısı vardı ve yeni güncel olan Citroen'in Berlingo modeli de bu şekilde birçok farklı firma tarafından üretiliyor. Şimdi şöyle öne bakalım. Önde altta sis lambaları var gördüğünüz gibi. Burada biraz pörtek göz farlarımız var. Şurada bir hava çıkışı var. O güzel bir hava katıyor gerçekten. Peugeot'un 206 modellerinde de vardı o. Onda da güzel hava katıyordu. Bunda da. Yan tarafa geçtiğimiz zaman burada kapak jantları görüyorsunuz. Yine dikiz aynaları çok büyük gözükmüyor. Aslında açıları falan gayet güzel ama iki tane de kolla tutturmuşlar. Farklı bir dizayn havası olmuş. Burada cam çizgisi ta ön tampona kadar devam edip aracı çevriliyor. Onun da farklı bir hissiyatı var açıkçası. Alt tarafta şöyle pakolar var gördüğünüz gibi burada. Yine aracın çamurluk kısımlarında belirgin gölgelendirmeler yapılmış. Biraz daha kaba göstersin arabayı diye. Arkasına doğru geçtiğimiz zaman dik formlu stop lambaları var. Makyajla beraber arka görüntüsü çok daha güzel oldu bu otomobilin. Renault Trafic yazısını görüyorsunuz. Buradan bagaj kapağını açabiliyorsunuz. Kapak yukarı doğru açılıyor bu otomobilde. Biliyorsunuz ticari araçlarda yana doğru kapak, işte yukarı doğru kapak, çift sürgülü kapı, tek sürgülü kapı, birçok farklı versiyon oluyor. Şimdi şöyle arkasına doğru geçelim isterseniz. Arkasına bir bakalım. Arkada neler var? Burada cam görüyorsunuz. İki hazneli. Bir tane komple cam var. Bir de açılabilir kısmı var onun. Şuradan sürgülü kapıyı bir açalım. Burada perdelerimiz var. Perde ihtiyacınız varsa bize ulaşın arkadaşlar. Her türlü perde konusunda yardımcı olalım size. Burada bir tane gördüğünüz gibi 3 sıra koltuğumuz var. 3 kişi buna sığabilir ama benim gibi biraz iriceyseniz 2 kişi. 2.5 kişi ancak sığabilir. Şurada da bir kol dayanağı var. Yine şuralar deri kaplı. Renault'un karakteristik özelliğidir. Kenarlarını suni deriyle kaplarlar. Güzel de bir görüntüsü olur. Yukarıda bakın 2 tane aydınlatma var. Bir tane ortada, bir tane ön tarafta. Hatta bir de ön tarafta aydınlatması var. Az önce dışarıdan bahsettiğim gibi ön sürüş alanıyla burası böyle ayrı birbirinden. Burası isterseniz sonradan bir kafes falan da yaptırabilirsiniz. Burası bu şekilde bir alan. Ön tarafa geçelim. Önde bakın burada benzin depo kapağımız var. Şöyle buradan benzin koyabiliyorsunuz. Kapatalım bunu da. Kapı hissiyatları fena değil. Burada kapı içleri arkadaşlar sert plastik. Tüm ticarilerde böyle zaten. Şuralar sonradan parlak siyahla kaplanmış. Yan aynalar elektrikli geliyor. Burada da yine bir tane kapı içi gözümüz yer alıyor. Koltuklara baktığımız zaman koltuklar gayet güzel. Bu arabanın koltukları şimdiye kadar bindiğim ticarilerin hepsinde daha rahattı. Onu da söyleyeyim size. Acayip rahat koltukları var. İçine bineyim. İçeride bakın şuralar sert plastik arkadaşlar. Havalandırma menfezleri. Burada yine öyle. Şurada iki tane boşluk var. Burada bir tane şöyle bardaklık veya küllük alanınız yer alıyor. Otomatik farınız, sileceğiniz yer alıyor arkadaşlar. Şurada kadranlar var. Normalde bunun kadranları turuncu geliyormuş ama sahibi sonradan kırmızı beyaza bunları çevirmiş. Şöyle çalıştırınca göreceksiniz bunu da. Işıkları da bir yakayım. Yine deri kaplı oldukça güzel bir Laguna direksiyonu var. Hissiyatı gerçekten çok güzel. Binek otomobil kullanıyor musunuz? Hissiyatı veriyor bu direksiyon. Şu alt tarafta bir TR'miz var ve far yükseklik alçaklık ayarı var. Yine burada kolu kaldırdığınız zaman direksiyonu ileri geri ayarlayabiliyorsunuz ama yukarı aşağı ayarlayamıyorsunuz maalesef. Test konumuz olan araç
329 bin kilometrede sizin de gördüğünüz üzere. Bu orta kısımda kocaman bir alan var. Şu ortası biraz daha çökük. Şurada da bir tane aydınlatma yapmışlar. Güzel olmuş. Yine onun altında bir ekranın olduğu, normalde ekran olmuyor burada, bir alan var. İsterseniz bu şekilde bir ekran takabiliyorsunuz. Havalandırma menfezleri sağda ve solda. Burada kapı kilit tuşunuz, arka cam buz çözünüz ve manuel klimanız yer alıyor. 6-7 derece şanzımana sahip. Şurada çakmaklığınız var. Bir tane dörtlü flaşör tuşu burada yer alıyor. Sağa geçtiğim zamansa burada şu şekilde bir göz var arkadaşlar. Aracın genel olarak her tarafında zaten göz var. Alt tarafta da bir tane tereniz var. Burada da şöyle bir tane kol dayanağı ve manuel el freni yer alıyor. Yukarı çıktığım zaman yukarıda burada ışıksız ve makyaj aynasız güneşlikler. Bu tarafta da yine ışık ve makyaj aynası yok. Şurada da arkadaşlar şöyle bir aydınlatma alanı yer alıyor. Trafiğin iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi sürüşe geçelim. Ben sürüşünü anlatmak istiyorum gerçekten. Çok güzel bir sürüş var bu arabanın. Hep beraber bakalım bu ticari nasıl bir ticariymiş. Mümin hoş geldin. Hoş buldum. Şöyle bir marşımıza basalım. Yavak kibar çalışıyor, tamam mı? Yani Renault grubunun 2.0 dizelleri hakikaten kibar çalışıyor. Aynen. Güzel makineler. Mümin önce dinleyelim. Bu araba şimdi 329 bin kilometrede bir araba. Ne zaman aldın bu arabayı? Ne kadardır kullanıyorsun? Masrafın oldu mu? Olacak mı? Yazılım ne oldu? Niye oldu? Nasıl bir etkisi oldu? Onları bir senden dinleyelim önce. Ben de anlatmaya başlayayım yavaş yavaş. Aracı 3 sene oldu alalı tahminen. 170 bin kilometredeyken İzmir'den bir galerici abimiz var İstanbul'da. O almış İzmir'den. Plakayı falan zaten değiştirmemiş. Biz de aldığımızda değiştirmedik. Araç gayet temizdi zaten aldığımızda da. Biz 3 senedir kullanıyoruz. 329 bin hatta 330 bin olacak. Az kaldı. Kaç binde aldığınızda? 170 bindi. Aynen. Aldık alalı araca zaten partikül sorunu çıkmıştı, hani o dediğim, sana da anlatmıştım. Partikül tıkandığından dolayı biz içini boşalttırıp iptalini yaptık. Sonrasında da madem partikül iptalini yaptık, hem aracın yakıt tüketimi hem de gidişatı olarak da katkısı olması için soft bir yazılım attık, ufak bir yazılım attık araca. 140 beygir oldu. Normalde stok olarak 115 beygir. Çekiş olarak belli bariz artış var ve yakıt olarak da 1,5-2 litre gibi bir, yani sizin kullanınıza bağlı tabii bu, indirdi yani yakıt tüketiminde. Şu an 200 bin kilometredir neredeyse ben yazılımı kullanıyorum aracı. Aynen. Aa, çok güzel. Aynen, 200 bin kilometredir yazılımı kullanıyorum. Ek yok sadece, aynen. Stage bir yazılımı var. Yok, soft sadece, soft, stage dedi. Hani diyorlar ya yazılım arabanın motorunu öldürüyor diye. Yani şu an arabayı siz de kullanıyorsunuz. Hani hiç öyle 330 bindeki gibi bir yoğurmuş gibi hissiyat vermiyor. Ya yani. Şöyle yazılım yaptırdım diye full performans kullanırsan öldürürsün motoru. Aynen. Ama araba rahatladıktan sonra sen normal kullanıma devam edersen bir şey olmaz yani. Aynen, biz de keza öyle kullanıyoruz. Yeri geldim hakkını veriyoruz yani, basacağımız yerde basıyoruz. Ama onun haricinde sürekli arabanın üstüne binmiyoruz. Tabii onun adı normal oluyor. Aynen. Zaten. Aynen öyle. Onun haricinde de araçta amortisörleri değişti. Ben aldıktan sonra. Z-Rod'lar zaten. Maliyetleri nasıl? Maliyet olarak amortisörlerin maliyetleri makuldü. Sadece sıkıntı olarak şöyle bir şey. 1.9 dizel de var bunun, biliyorsun Oğuzhan abi. 1.9 dizel motorun parçaları bu motora göre çok daha uygun. Öyle bir şey söyleyebilirim. Ne kadar mesela fark? Ne kadar fark? 1.5 kat falan var. Yani 1-1.5 kat. Ha, ona göre pahalı. Aynen. Ama mesela transportera göre pahalı değil diyorsun. Yok, onlara göre pahalı veya değil. Veya bir Ford'a göre pahalı değil diyorsun. Aynen. Onlara göre pahalı değil. Onun dışında araçta bunlarda kronik beşik problemi var. Demem gibi bu kronik beşik problemi var trafiklerde. Bunda da yuva yaptırıyorsun. Yeni beşiğe yuva yapılıyor. Tornalatıyor daha doğrusu. O şekilde devam ediyorsunuz. Onun haricinde de şu an salıncağı olsun, işte rotları, cartı, cürtü olsun, alt takımında hepsi kendi orijinal, değiştirme yok. Sadece işte Z, aynen. Z rotu, işte bir de viraj, küçük demir kolları var ya bir tane, hı hı, falan. Bir de onlar değişti ön takım olarak. Ne verdin mesela? Ne zaman değişti bunlar? Bir ne zaman değişti? 6 ay önce falan, 6-7 ay. Ne verdin mesela bu bakıma? Ne kadar verdim? Beşik tornalaması biraz tuttu dediğim olay. Onların hepsine beraber 1 milyar falan, işçilikle beraber 1 milyar falan vermişim. Ha, hayır, bir şey değilmiş. Aynen. 1.9 dizel olsa o zaman 750 milyon ya da 600 lira falan, milyon diyorum ama milyon, aynen, benim için milyon. Aynen. Ya şöyle söyleyeyim. Mesela bu aracın turbosunu almaya kalksak şu an 0. 8 milyar küsü, 8 küsü milyar. Normal. 1.9'unu almaya kalksak 2 milyar. 3 milyar. Aa. Tabii. O kadar bariz fark var. Turbo şey ama oluyor. O tabii şey, 90'lığı var, 100'lüğü var. Onun. Aynen. Şey, aynen, küçüktür turbosu. Buna çok göre küçük. Bununki hem daha büyük hem daha uzun ömürler gitmesi için. Bir de ben baskı baltayı değiştirdim bunu, onu söylemeyi unuttum. O da 200 bin kilometrede değiştirdim baskı baltasını. Ama bizim volant, şey, baskı balta değiştirirken volant temizleme muhabbeti var sanırım. Hı hı. Usta onu yapmadı. Yapmadığından dolayı şu an hatta bir de sirkelem yapıyor farkındaysan sen de. Hı hı. Ama baskı balta olarak da aracın mesela baskı baltası çok büyük. Yani çok aşırı
Yani arabayı adamlar geliştirirken yaparken uzun yola gitsin, uzun dayansın olarak yapmışlar. Çünkü deposu 90 litre artı yedek depoyla 105 litreye falan tekabül ediyor deposu aracın. Oho, sen o zaman bayağı sen Türkiye'yi geziyorsun, deponca bitiyor. Aynen öyle oluyor. Biz 1500-1600 kilometre yapıyoruz ki bu şehir içi, dağ yolları falan dahil zaten ortalamada da görürsünüz. 6,5 litre gibi bir şey yapıyor yani o kadar şehir içine gir çık ona rağmen. Şu an arabanın onun dışında da hani böyle bir kronik problemi yok. Gayet de yıllardır kullanıyoruz. Mutlu mesut biniyoruz. Yakıt olarak da gidişat olarak da memnunuz. Şimdi ticari konusunda ciddi tecrübeleri olan bir YouTube kanalı burası. Çünkü babam toptancı olduğu için benim ömrümde tıpkı sende olduğu gibi bu yollarda geçti sürekli. Ben 5,5 yıldır Sivas'ta yaşıyorum. Ama ondan önce 15 yıldır gelip gidiyordum mesela. Sivas, Erzincan, Kars, Erzurum. Sürekli geziyorduk. İşte Yozgat, Kayseri, İstanbul, Ankara. Sürekli mal satıyorduk. Benim babam da kot toptancısıydı. Sürekli daha doğrusu mal taşıyordum ben. Ama tabii transitin içindeydik. Doğal olarak çok ciddi, babam transitçidir bu arada, 3. transiti. Çok ciddi bir yol tecrübem var. Bu otomobil önden çeker bir otomobil arkadaşlar. Mesela bizim transitler arkadan itiş. Evet. Transporterlar da önden çeker. Bunun 4x4'de yokmuş zaten Türkiye'de. Şimdi baktığın zaman hani önden çeker olunca olayı ne oluyor? Daha basit oluyor. Kullanması basit oluyor. Mesela transiti yüklüyken, yüksüzken kullanamazsın doğru düzgün. Evet. Atıp durur. Bir de güçlü bir motoru varsa sürekli atıp durur ama bunun kullanımı basit oluyor. Yani yüksüz olsa da basit oluyor. Bir de ben buna bindiğimde şunu fark ettim Mümin. Bu otomobil ya binek bir araba gibi. Hani gerçekten de bir Volkswagen grubunun ticaretine bindiğimde aldığım hissiyatı bu otomobilde de aldım. Renault'un binek otomobillerinin hissiyatı neyse bu otomobil hissiyatı da o. Sadece daha yüksektesin, daha sertsin, biraz daha fazla salınıma sahipsin. Ama içerisindeki dizayn ve mesela koltuklar acayip rahat. Ben şimdi baktım şeye göre, Transit'e göre. Transit, Ducato, işte Peugeot Citroen grupları onların hepsinden daha rahat bunun koltukları. Volkswagen'le kapışır yani koltuk anlamında. Hatta bence bu daha rahat. Ama onun yol tutuşu buna göre daha bir tık daha iyi. Yani hissiyatı daha iyi. Bu da güzel yol tutuyor. Şimdi burada isterseniz şöyle bir yüklü bir gazlayalım değil mi? Hatta yola çıkayım, yolda gazlayayım. Aynen doğru. Değil mi? Orada gazlayalım. Dortmund Doğu kıyısı yolunda bir gazlayalım. Aynen. Ben yakıt tüketimine falan şaşırdım. Bakım maliyetleri şaşırtmadı. Çünkü ticari bir araç bu. Bunun zaten amacı uzun yol gitsin, çok harcatmasın. Şimdi ticari üreticilerin de şöyle bir şeyi var, amacı var. Bu senin ekmek kapın olduğu için bu sürekli seni servise götüren bir makine olursa marka bağımlılığın sıfıra düşüyor. Aynen öyle. Mesela bir binek otomobilde 30 bin kilometre yapmanın süresiyle ticari de 30 bin kilometre yapmanın süresi farklıdır. Sen şimdi çok daha hızlı yaparsın bu hızı. Mesela 3 yılda dedin 200 bin kilometre yol yaptın. Bu mesela senin için az bir ortalama bence. Normalde belki pandemiden dolayı azalttın bunu. Pandemi olmasaydı bu 300 bin olacaktı. Çünkü mesela bizde de hep öyledir. Ticari arabalar 400 bin, 500 bin binilir. Şimdi bunun avantajı şudur. Eğer sen burada çok para harcatmazsan bu adama hem yakıt anlamında hem bakım maliyeti anlamında ticarici adam ağır bakıma para verir. Ona çok demez kesinlikle. Ama normal rutin bakımlarına gözüne batar yani o bakım maliyeti ve yakıtı. Şimdi bunların hepsi olduğu zaman bir markaya bağlılık oluyor. O yüzden ticari üreticileri otomobili gerektiği kadar ucuzlatıp gerektiği kadar rahat bir hale getirip gerektiği kadar az maliyette yürütmeleri gerekiyor. Bir taksici arabası gibi düşünün. Mesela Albea'lar vardı. Taksiciler hala çok sever onu. Arabaya aşık değiller ama arabanın maliyetlerine aşık adamlar. Aynen öyle. Ve yapabildikleri, becerebildikleri şeylere aşıklar. Bugün Egea'yı alıyorsa taksiciler Albea yüzünden alıyorlar. Çünkü ondan memnundular. Sonra Linea'yı aldılar, ondan da memnun kaldılar. Şimdi Egea'yı alıyorlar. Doğal olarak ticaretin böyle bir durumu var arkadaşlar. Yani senin anlattıklarına göre trafikte bunu sağlayabilen bir araç. Bu otomobilin tek dezavantajı, tek kusuru piyasası diğerlerine göre zayıf. Evet. Yani bu da insanlar için çok belirleyici bir unsur. Çünkü ikiniz de gidip 100 bin liraya araba aldığınızda öbürü transporter 250 bin liraya bu piyasada geri satıp sen 170 bin liraya sattığın zaman yani diyorsun biz de ondan mı alsaydık falan diyorsun yani. Diyoruz. Ama tabii şu var, şu an bu araba diğerlerinin çok daha ucuz fiyatına satılıyor. İlk maliyeti de düşük. Aynen. Baktığın zaman. Şuradan yürütelim bir, hafif bir sardık. 4000'den sonra direkt zaten kesiyor. 60. Arkada 350 kilo civarında bir yük var. Bir de biz varız. 600 kilonun üzerinde bir ağırlığımız var. 100 olduk şu an. Ya direksiyonu falan çok güzel. Delikli deri yapmış adamlar buraya. Daha ne yapacaklar? Görüş açıları falan da güzel. Bir de bak bunun kullanımı kolay. Çok büyük hissettirmiyor sana yani yolda. 130 olduk. Hele uzun yolda aktığı zaman kaymak gibi geliyor. Ve koltuğun çok rahat yani hiç şey yapmıyorsun. Onu bir kez daha söylüyorum transitten sonra. Onca yıl transit şeyinden sonra koltuk muhteşem rahat. 140'ta gidiyoruz arkadaşlar şu an. Bu araba 150'de 3000 devirde gidiyor.
Hani şöyle baktığınız zaman 150'den sonra ivmelenme düşüyor doğal olarak. Yüklü, büyük, geniş. Burası trafiğe kapalı bir alan. Ve aynı zamanda sınır olmayan bir yol. Dortmund'dayız. 160 km hızda gidiyorum. Yağmur da var ama araba hakikaten güzel gidiyor. Ya düşünsene 160'da bak 3100 devirde ilerliyoruz. Bir de şöyle bir şey, direksiyon hissini ben bu arabanın çok seviyorum. Direksiyon Laguna. Yani az önce de söyledim, bildiğin Laguna yani, hiç farkı yok. Mesela ben Transporter'da yıllarca kullanan tanıdıklarımız var, onların ekibi kullandım. Onlar viraja giriyorum, araba giriyor. Dönüyor da ama direksiyona tepki yok. Yok, sadece net. Evet. Bunda hissiyat var biraz. Ben hissini çok seviyorum. Bak burada 160'da girdik, 140'da 145'te çıktık. Onu da bilgisini vereyim. Yani tutuşu da bu yükle beraber gayet güzel. 2 litre dizel en nihayetinde bu otomobil. Genişlik en olarak ve aks mesafesi olarak rakiplerinden sanırım daha iyi, ben buna bakmıştım. Ducato en iyisi. O yüzden onu karavan yapıyorlar sürekli. Aynen. Geniş bir araba. Mesela işte karavan videosu çektik İstanbul'da. O arkadaş şey dedi, buna dedi yatağı yan koyabiliyorsun. Şöyle enine koyabiliyorsun. Öbürlerine dik koyman gerekiyor. Bunda alanın daha fazla kalıyor. O yüzden Ducato tercih ediyoruz. Aslında çok basit. En genişleri o ama bunun da maliyetleri gerçekten düşük. Zaten ilerleyen dönemlerde bu tarz otomobillere dönüş olacağını düşünüyorum ben ciddi manada. Çok İşte karavan da yaparız, başka bir şey de yaparız diye. Avrupa'da falan ciddi pazarı da var. Normalde kullanıyor insanlar. Bundan sonra zaten bu arabadan sonra küçük ticariler, bundan, Transporter'dan sonra mesela Transit'in artık çok büyüğü yok. Daha ufak, daha bu boyutlarda. Aynen. Mesela Fiorino da bu pazarda çok ciddi belirleyici bir unsurdu. Fiorino bir çıktı, deli gibi satıldı. Meğerse ihtiyaç oradaymış yani. Evet, küçük Courier araba. Sonra Courier aldı onun yerine. Hala Fiorino'da satılıyor ama Courier biraz daha yol arabası olduğu için. Aynen. O da çok tercih ediliyor. Faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah öyle olmuştur. Kardeşim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.